Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Sinema, televizyon. Senin hayatına ne zaman girdi? Yani ne zaman sen, ben evet sinema okumalıyım dedin? Aslında benim çok hani küçüklük hayalim değildi bakıma bakarsam. Hani lise son iki sene tamam ben bunu yapmak istiyorum dedim ama gerçekten de çok hani bir sette çalışmışlığım yoktu. Hani tamamıyla hayali olarak yapmak istiyordum ve sınava girdim, kazandım. O şekilde başladı. Üniversite hayatımla girdi. Yani o şekilde oldu. Peki ileride yönetmen olmak isteyen arkadaşlara ne önerirsin? Yani sinema, televizyon evet okunmalı mı diyorsun? Ne diyorsun? Yani sinema, televizyon isterlerse okuyabilirler mesela. Benim okulda daha çok kültürel olarak öğrendiğim şeyler var. Çünkü iki senemiz sadece işte dünya sineması, Türk sineması araştırmakla çok fazla film örneği izleyerek geçti. Ve kağıt üstünde hani eksen, kamera yerlerini çiziyorduk ama tamamen kağıt üstünde. Daha çok alıştırma yaptığımız zaman zaten okuldan çok fazla ders almıyoruz kendi başımıza. Son iki sene film çekiyoruz falan. Yani aslında yönetmen olmak isteyen arkadaşlar dışarıdan da yapabilirler. Özellikle sette çalışınca zaten birçok şeyi öğrenmiş oluyorlar. Çok ya olunuyor çok küçük bir süre içinde. Hani illa okunması gerekmiyor. Çünkü biraz yeteneğe ve çalışmaya da bağlı. Daha çok çalışmaya bağlı. Hani okulda zaten kültürel olarak daha çok şey verdi. Öyle yani o zaman sinema televizyona girdiğin zaman hadi kamerayı alıyorsun hemen film çekmeye başlıyorsun olmuyor, diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hiç dokundurmadılar ilk sene zaten. Yani hiç kamera falan görmedik. Kültürü verdiler. O tamamen, tarih, background. Tamamen ilk yani ilk video kaydından başlayarak o işte siyah beyaz filmleri, sessiz filmlerden başladık. Siyah beyaz işte sonra 60'lara kadar falan izledik aslında. Ondan sonrasını zaten siz izlerseniz kendinizde deyip izletmiyorlar bize hiçbir şekilde. Zaten izlenmeyecek şeyleri böyle 3-4 saat ağır filmleri izletiyorlar ki hani bir şekilde bir şey katabilmek için.